Günün manşetlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yapmış olduğu sapır saçma açıklamalarından bahsedeceğiz. Biraz sonra izleyecek olduğumuz videoda da söylemiş olduğu cümlelerin gerçekte ne anlama geldiğini sizlere izah edeceğim. Olayları, yaşanmış olayları nasıl çarpıtıp değiştirerekten gerçekleri örtbastır edip kendini temize çıkartıp kendi milletvekillerini aklamaya çalıştığını ve batılı güçlerin emrinde nasıl hizmet ettiğini biraz sonra sizler de izleyip göreceksiniz. Biz fazla uzatmadan en iyisi videoya dönelim. Şimdi olduğumuzda da bundan çok üzüntü duyardık. Almanya, Türkiye silah satışını durdurdu filan derlerdi. Fransa böyle açıklamalar. Biz onların geride kaldığını düşünürdük. Bugün sabah maalesef yine biz programımıza böyle bir haberle başladık. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel dedi ki biz Türkiye silah sevkiyatını tamamen durdurduk dedi. Böyle bir haberle başladık. Eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan dönüşünde bir açıklaması oldu. Biz Rusya'dan S-400 alıyoruz. Kaporoyu da verdik dedi. Bunları size sormak istiyorum ama önce Cumhuriyet. Peki. Dün bir dava vardı efendim. Cumhuriyet gazetesi davası. Biz de dün burada Kadri Gürsel'in eşini ağırladık. Bir anne olarak onun duygularını sormuştuk. Cumhuriyet gazetesi bu sabah adalet göçüğü demiş. Hukuksuzlukta ısrar ediliyor demiş. Evet. Tutuklu gazeteciler. Biz de hep şunu hatırlatıyoruz Sayın Genel Başkan. Evrensel ilke gazetecilerin tutuksuz yargılanmasıdır. Evet. Bu bizim meslektaş olarak ve ülkeyi anlamaya bütün çalışıyoruz. Bütün demokrasilerin öngördüğü. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce diğer spikere biz bir cevap verelim. Bütün gazetecilerin serbest olmasından bahsediyor. Ama o orada anlatmıyor ki ne? Gazeteci kimliği altına bürünmüş. Gazeteci kimliği basın yayın organı kimliğine altına bürünmüş. Batının ajanları ve ülkemizde FETÖ'ye ve PKK'ya hizmet eden gazeteciler... Batı'nın ajanları Türkiye'ye gelince Türkiye'de yapmış olduğu yayınlarda Türkiye'yi karıştırmak açısından gezi olaylarında ve diğer 17-25 Aralık provokatörlük provokatörlerini destekleyici onları Batı'ya uyduruk bir şekilde Batı'nın bize gülüp alay edeceği bir şekilde yayın yapan basın yayın organlarının tutuklanıp soruşturulması veyahut da Türk vatandaşı değilse yurt dışı edilip Türkiye'ye bir daha girmesine giriş yasağı konulmasından bahsediyor arkadaş. Bu sanıyor ki ne gazeteci derken sanki normal günün olaylarını yani gerçek yaşanmış olayları anlatan onları beğenmediği işleri eleştiren beğendiği bir herhangi bir proje veyahut da yapıyı takdir eden, tasdik eden bir basın yayın organından bahsedermiş gibi bahsediyor. Yani o kimliğe bürünmüş, aynı maymuncuk gibi kapıyı açan maymuncuk gibi her kapıyı açan dokunulmazlığı varmış gibi milletvekillerinden, hakimden, savcıdan, avukatlardan daha önde gelen basın yayın kartıyla Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın yanına bile sokulan istediği gibi her türlü silahtı, ona benzer ajandı, bilgi, belge, her türlü delilleri dış ülkelere yayın yapan bir gazetecilikten bahsettiğinden haberi yok yani. Bu şimdi şu anda sanıyor ki sadece masum işini, görevini yapan gazetecilerden bahsediyormuş gibi bahsediyorlar. Ama halbuki içeride tutuklu olan o FETÖ'cülerden ve o gezi olaylarında yapmış olduğu provokatör eylemleri destekleyen o polisle çatışmaya girdiler. Polis sivil öldürüyor. Polis sivil katlediyor. Güneydoğu'da sivilleri katlediyorlar. Güneydoğu'da yok Bodrum'u bastılar. Yok asker katliam yapıyor gibicesinden yayınlar yapan gazetecileri tanımıyor bu arkadaş. Uzaydan geldiği için Türkiye'de yaşamıyor bu. Sanıyor ki masum her gün yaşanmış
güncel olayları değerlendirip yayın yapan gazetecilerden bahseder gibi bahsediyor enayi. Bir kuraldır aslında. Biz, öyle değil mi? Evet. Biz sanki şeyiz. Salak sanırız. Bu dava ne oldu, ne olacak, ne bekliyorsunuz? Bu insanların tamamı suçsuz. Hiçbir günahları yok. Hiç. Hiçbirisinin yok. Hepsi cennete gidecek. Sadece direkt. Sadece Ahmet Şık'a örnek vermek isterim. Evet. Ahmet Şık, Ergenekon Balyoz sürecinde İmamın Ordusu diye bir kitap yazdı. Fethullah Gülen cemaatini eleştirdi. Onların Türkiye'nin içinde nasıl kol kanat gerildiğini, onların nasıl korunduğunu, siyasal olarak nasıl korunduğunu anlattı. Daha kitap matbaada basılmadan alındı, hapse atıldı. Dönem değişti. FETÖ'cüler yakalandı, hapislere atıldı. Şimdi Ahmet Şık FETÖ'cü diye gözaltında ve aylardır hapishanede. Yani bunun akılla, mantıkla falan bir ilgisi yok. Adalet göçü diye başlık atmış Cumhuriyet. Aslında adaletin çöküşü demek lazım. Türkiye'de siz adalet... böyle başka kararınız. Tabii adalet yok ki zaten. Hangi adaletten söz ediyoruz? Doğru söylüyor. Batılı ülkelerin ülkemizdeki ajanı, Pentagon'un ülkemizdeki birebir Amerikanca, İngilizcenin Türkçe'ye çevrilmiş hali. Onların emir ve isteklerini bu kadar uygulayabilen, yerine getirebilen başka bir insan daha bulamazlardı. Tabii ki adaletten şikayetçi olur. Ülkemize gelmiş olan o Batı'nın ajanlarının, kilisenin, papazlarının provokatif eylemler yapacak o büyük adadaki toplantı yapan o 9 kişinin tutuklanmasının devletimize, kendi devletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Güneydoğu'da PKK ile girmiş olduğu mücadelede asker, Türk askeri Güneydoğu'da katliam yapıyor diyebilecek, o ülkemizin çeşitli bölgelerinde o patlayan bombaları canlı canlı insanların gözü, beyni, hafızası kaldıramayacağı şekilde o cesetlerin, parçalanmış cesetlerin, kanlı cesetlerin gazetede yayın yaparak dünyaya Türkiye'de bakın böyle şeyler yaşanıyor. Türkiye gidilebilecek ülke değil. Bir gün sizin de vücudunuz, bedeniniz bu parçalara bölünebilir babında dünyaya yayın yapan gazetecilerin sorgulanmasından bahsediyor arkadaş. Aynı şey Batı'da olduğu zaman sadece o cesedin küçücük bir parçasını, yani küçücük bir parçasını bir basına sızdıran bir gazeteci ömrünün sonuna kadar hapisten dışarıya çıkamaz, gün yüzünü göremez. Arkadaş bunu unutmuş. Türkiye'ye gelmeyin. Türkiye güvenilir ülke değil. Türkiye'de tatil yapmayın, Türkiye'ye paranızı vermeyin diyen insanların tutuklanmasından kendisi de zaten başta Avrupa'ya gidiyor, Türkiye'ye şikayet ediyor, Amerika'ya gidiyor, Türkiye'ye şikayet ediyor. Bizim ekonomimizi bakanımızı Amerika'da soruşturma görüyor diye geç bile kalındı diyor. Onları destekliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden asla yana değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne hangi ülke, hangi grup, hangi örgüt savaş açarsa açsın, direkt onun tarafını tutan bir lider değil de lider diyorlar. Orada geçici koltuk bekçisi bugün kalkmış, Türkiye'de adalet yok diyor. Çıkmış adaletsizlikten bahseden insan kravatıyla televizyon programında istediği gibi yayınlar yapıyor. Milletvekili maaşını alıyor. SGK'dan, SSK'dan emekli. Burada milletvekilliğinden de emekli olacak. Kaç senedir burada milletvekili. Bir de genel başkan maaşı alıyor. İstediği gibi davranıyor. İstediği adamı hakaret ediyor. İstediği adamı eleştiriyor. İstediği adamı iş yerine atıyor. İstediği adamı sağ kolu yapıyor. İstediği adamı sol kolu yapıyor. İstediğini partiye alıyor. İstediğini partiden atıyor. Ondan sonra da diktatör Tayyip Erdoğan diyor. Kendinin yaptığı diktatörlüğü öne sürmüyor. Bir gün atletle resim çekiniyor, Türkiye'yi karıştırıyor. Bir gün Anıtkabir'e çocuk parkı konuldu diye çocuk parkını bahane edip Türkiye'ye karıştırıyor. Bir gün Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yapıyor. Bütün Türkiye'yi birbirine karıştırıyor.
bir gün televizyona çıkıyor, mağdur FETÖ'cüler diyerekten, FETÖ'cüleri öne sürerekten ülkeyi karıştırıyor. Bir gün Atatürk'ün portresini, resmini biri indirdi, biri bindirdi, biri kaldırdı, biri astı, biri tuttu, biri çekti, biri yırttı diye ülkeyi birbirine karıştırıyor. Her gün bir şey, en sonda şimdi çıktı, SİHA silahsız PKK'lıları nasıl vurur? Şimdi de bunu savunuyor. Bu SİHA'lar neden silahsız terör örgütüne üye olan insanları vuruyor diye her gün ülkeyi karıştırıyor. Hiç utanmadığında şehit cenazelerine çelek gönderiyor, bile gidiyor utanmaz. Ve bir de şehit cenazesinde o bunun çelengini şehidin babası almış atmış, kabul etmemiş. Etmediği için de dava açıyor, benim çelengimi nasıl atarsın diye. Yani ona bile diktatör. Yani günahsız bir insanın, haksız yere aylarca hapishanede tutmanın adaletle bilgisi var mı, hukukla bilgisi var mı, hakla bilgisi var mı? Hiçbir bilgisi yok. Niye siz Adnan Menderes asarken adalet, hukuk mu arıyordunuz? Turgut Özal'a yaparken, Erbakan'a yaparken adalet mi arıyordun? SGK'yı dolandırırken adalet peşinde mi koşuyordun sen? Balyozcuları, Ergenekoncuları Türkiye'nin başına müsallat ederken adalet mi arıyordun? Peki o zaman sen Deniz Baykal'ın o kaset komplosunda Deniz Baykal'ı koltuğundan alıp onun yerine geçip asla ben genel başkan adayı olmayacağım deyip de onun koltuğuna geçip de polislerin yapmış olduğu bu video çekimini yani adaletle mi eşdeğer ediyorsun? Adalet mi bu yani? Adaletle mi geldin sen oraya? Sen orada adaletle mi duruyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyorsun. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin önünde el etek öpüp bağlayıp eğiliyorsun. Secdeye kapanıyorsun. Türk milletinin önüne geldiğin zaman elin arkanda, ondan sonra ahkam kesiyorsun. Cumhurbaşkanını, başbakanın önünde. Cumhurbaşkanı, başbakan ne demek? Bu ülkenin en birinci adamı ve ikinci adamı. Sen bu adamların adam yurduna koymuyorsun da kalkıyorsun Hulusi Akar'a bile laf atıyorsun. Bu ülkenin en birinci ordu komutanına bile her türlü hakaretleri yapıyorsunuz. Ondan sonra da adalet peşinde dolaşıyorlar. Adalet diye Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. Ondan sonra trafiği, halkı, milleti, insanları birbirine kattı. Hala adalet peşindeler. Bunun istediği adalet Kenya'da mı, Nijerya'da mı, Uganda'da mı neredeyse defolup gitmiyor. Başımıza bela bu şerefsiz. Efendim Kadir Gülşah'ın eşine de söyledim. Şimdi bir zamanlar bu FETÖ kumpaslarını yaparken bizler bir grup gazeteci, ben de mesela İlker Başbuğ, Dursun Çiçek falan çok savunmaya çalışıyordum. Evet. O zaman gazetedeydim. Evet. Kadir Gürsel'i dikkatle izlerdim. Ben Kadir Gürsel'i hayatımda görmedim. Hı-hı. Ama biliyorum bir gazeteci olarak yap etmelerini. İyi birikimi olan bir gazeteci aynı zamanda. Evet. Televizyonlarda hep şunu savunurdu efendim. Herkes FETÖ'yü o zamanki cemaati savunurken o diyordu ki ya sızıyorlar devleti, yarın başımız derde girecek diyordu. Şimdi içeride. Öyle maalesef. Üzülerek ifade edeyim. Bu tablo Türkiye'nin hak ettiği bir tablo değil. Siz FETÖ'ye düşman mısınız? FETÖ taraftarı mısınız? Bir zaman diyorsunuz FETÖ devletin kademelerine sızıyor. İzin vermeyin. AKP buna izin veriyor, ön ayak oluyor diye AKP'yi suçluyorsunuz. Şimdi AKP onları toparlıyor, mağdur edebiyatı oynuyorsunuz. Siz hangi taraftasınız? Biz bunları toparlayalım mı, devlet kademesine mi sokalım? Bunları toparlarken, bunlar hadi diyelim AK Parti toparladı diyelim. Öyle bir şey yok. Adamlar kendileri sistemi kurmuşlar. Kimseye çaktırmadan istedikleri işi yürütüyorlar. Sınav sorularını bile çalıyorlarmış. Askeriyedeki bu pilotları bile kendi GATA'daki kendi adamlarına uyduruk raporlarla eleyip kendi adamlarını yerleştiriyorlarmış. Sen kardeşim bu adamın bu devlet dairelerine sızarken sen bunların tehlikeli olduğunu madem burada söylediğin gibi uyarıyordun. Şimdi de toplanıyor. Tamam toplanıyor. O zaman toplarken niye diyorsun ki ne? Bu ülkede adalet yok. İstediği adamı istediği kadar hapse atıyor, istediği kadar hapiste kalıyor diye. O zaman niye bu? Şimdi o zaman niye öyle diyorsun? Şimdi neden böyle diyorsun? Hangi lafını inanalım? Hemen nalına vuruyorsun, hemen mıkına vuruyorsun. Hangi lafına inanalım? Bugün terör örgütlerini diyorsun, her türlü teröre karşıyım diyorsun.
Kimden gelirse gelsin diyorsun. Gidiyoruz bize terör diye PKK'yı vuruyoruz. PKK'yı niye vurayım diye. Daha işi vuruyoruz. Suriye'de ne işin var diyorsun. E biz ne yapalım o zaman? Kimi vuralım? Kendi kendimizi vuralım. Kimden bize kim birisine de çıkıp demiyorsun ki bu terör örgütüdür. Ben bunu lanetle kınıyorum demiyorsun. Bütün terör örgütlerine kınıyorum ben. E ben de kınıyorum bütün. Dünyadaki bütün ölümlere ben de karşıyım. Kimse ölmesin. Ben de karşıyım. Herkes bana oy versin. Ölümlerin hepsine karşıyım. Kimse ölmesin. Ama ölüyor. Yani bu tablo sadece Türkiye'de bizleri üzmüyor aslında. Türkiye'de demokratik standartların gelişmesini isteyen bütün dünyayı üzüyor. Böyle bir tablo olabilir mi? Gazetecileri alıyorsunuz. Aylarca hapiste tutuyorsunuz. Hiçbir günahları yok. Efendim neymiş? İşte parke yaptırılacakmış. Telefon etmişler. Parkeci Fethullahçıymış. Ya nereden bilsin? Parkecinin Fethullahçı olup olmadığını. Buna benzer daha o kadar çok gariplikler var ki. İnsanlar boşu boşu. Efendim. Kadir Gürsel'e mesajlar gelmiş. Dün sordum. Evet. Dedim mesajı yanıt mı vermiş? Kendi telefonuna hayır böyle... efendim. Hayır. Yok. Yok efendim. Yok. Ben nereden bileceğim? Bana mesaj geldi. Niye? Hiç, orada bahsediyor mu? Fethullah Gülen'in bankasına bankasyanın artık terör örgütüdür bu bankadan uzak duru dedikten sonra gidip onlardan hesap açtıklarını, onların hesaplarına para yatırdıklarını, onlara üye olduklarını, onlara aidat ödediklerinden bahsediyor mu? Cumhuriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi, Sözcü Gazetesi hepsi terör, bu gazetelerin tümü aynı yayını yaptıklarında, aynı başlıkla Türkiye'ye çıktıklarında yayın yaptıklarında hangisinin hangisi olduğunu anlayamayacak kadar üstündeki başlıkları silince üçü de aynı bir gazete olduğundan hiç bahsediyor mu? Hiç bahsetmiyor. Tabii şimdi Zaman Gazetesi bitti artık o çöpe kaldırıldı ondan bahsediyor. Ama bugün Zaman Gazetesi olsaydı kalkar dedi Zaman Gazetesi'ni niye tutukluyorsunuz? Niye oraya baskın yapıyorsunuz? Niye? Kalk şimdi dedi zamana niye? Bankasya'ya niye baskın yapıyorsunuz? O bir banka para topluyor. Kalk ona da söylesene Bankasya'ya niye baskın yapıyorsunuz diye. Diyemiyor çünkü bitti ya ölmüşe artık ondan bir fayda gelmeyecek. Artık umurunda değil. O hep böyle küçük 1-2 puan peşinde. O zaman kalk darbeci o askerleri de zaten savunuyor da birkaç tane onun akrabasının eşinden dostundan FETÖ'den oy alırım belki de hala savunuyor onu bak savunuyor tutuklu olmasına rağmen kardeşim diyor o pilot diyor ne bilsin diyor uçak bombaladı uçak kendi kendine attı bombayı pilot bombalamadı yani hiçbir FETÖ'cü yok uzaylılar geldi darbeyi yaptı gitti hepimiz 15 Temmuz'da rüya gördük tümü diyor ki kardeşim FETÖ'cülerin hepsini o 15 Temmuz darbesine karışmış olan bütün komutanları genel hepsini cezalandır diyor. Tamam ben bir şey demiyorum cezalandır diyor. Tamam hepsini toplayınca bu sefer de diyor ki ne? Bunların hepsi mağdur diyor. Sen kafana göre adam topluyorsun diyor. E ben kimi alayım? Senin söylediğin adamı mı alayım? Senin söylediğin alırsam ilk başta Recep Tayyip Erdoğan almam lazım. İlk başta AK Parti'ye oy atan tüm insanları almam lazım. Sana kalırsa. E kimi alacağız biz? O pilotu almazsak, o tankı kullananı almazsak, ona destek olan polisi, hakimi, savcıyı, avukatı, öğretmeni, doktoru, tümünü bunlar toplamazsak biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Hı? Kalmışsın mağdur edebiyat okuyorsun. Nereden bileceğim gelen mesajda baylok varmış yok mu? Nereden bileceğim? Yanıt yazarsam. Hayır telefonlarında baylok olsa derim ki ya baylok var. Dolayısıyla o nedenle bunlar tutuklandı. O nedenle gözaltında. O nedenle aylardır işte mahkemenin önüne çıkarılmıyor vesaire. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Adaletin bana göçüğü. Adaletin çöküğüymüş. Sayın Binali Yıldırım bildiğim gelmişti. Batı'nın gazetesi. Bizde Binali Yıldırım Bey'le konuşuyorduk. Dedim ki. Türkçe yayınlanmış. Cumhuriyet ve Sözcü ile ilgili operasyon yapılacağı söylentileri var. Dağlar yokken. Hiçbirisi yokken. Yani. Duyumları var. Peki sen bunu biliyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı kontrolü darbe diyorsun. O zaman bu madem operasyon yapacaklarmış Cumhuriyet gazetesiyle Sözcü gazetesine o zaman bu da kontrollü baskın. Kontrollü baskın bu da. Bundan haberin varmış. Madem öyle kontrollü niye o zaman müdahale etmedin? Kimse sana kalkıp da soru soruyor mu? Kimse sormuyor. Bunlar böyle bir şey olabilir mi? Olamaz dedi Kemal. Hepsi gerçekleşti. Hepsi gerçekleşti. Demek ki kontrollü...
Siz Sayın Başbakan'a dediniz ki evet. Bu davalar olmadan Cumhuriyet'e evet, şu PKK'dan bahsettiğine gidelim biraz. Cumhuriyet'in FETÖ'yle ne ilgisi var? Sözcü gazetesinin FETÖ'yle ne ilgisi var? Cumhuriyet'in Sözcü'nün FETÖ'yle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Tamamen FETÖ'yle Cumhuriyet FETÖ'nün içine kaçmış. Hiçbir ilişkisi yok. İlişkileri yok. Aile olmuş bunlar. Bunlar karı koca olmuşlar. Bu farkında değil. Farkında biliyor da burada birkaç CHP'nin o %24 hani bazı ne olursa olsun hani atan var ya gözünde kapatıp atan. Onların vermiş olduğu oylara dayanarak da giymiş tahammül beyseyi kravatı şunu bunu adam gibi adam sanıyor kendini. Adam yurduna koymuş içinde adam olmayan tahammül beyseyine kalkmış orada konuşuyor. Yoksa buna önüne davar verip de 10 tane davar güttürülmez. Çoban olamaz bu da. Bakma sen o CHP'nin Atatürk yok laiklik şunu bu alkol malkol içip de kalkıp buna Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin hatırına oy atan insanların sayesinde bunu adam diye çıkarıp orada konuşuyorlar, muhatap oluyorlar. Bildiğin Bostan Korkulu heykel var. Bir arada anmak doğru değil dedi. Doğru değil. İkisi bir. Adalete bakın. Şimdi bu hakimler hakim değil zaten. Bunlar talimatı başka bir yerden alıyor. Hakim değil yani. O hakim okul okumamış. Oraya öyle gökyüzünden ışınlanarak gelmiş. O işini yapan hakimler hakim değil, FETÖ'cülerin hakimler hakim. Kafasına göre istediklerini tutuklayıp, istediklerini rüşvete bağlayıp, istediklerini FETÖ'ye aidat üye toplayıp, yok bilmem haraca bağlayıp, vermeyenleri içeri atıp, iş yerlerini kapattırıp, şantaj yapıp, tehditle istediği paraları kopartan insanlar hakim. Ama bugünkü hakimler hakim değil. Ha, onlar adaletsiz. Yani onlar cahil. Oradan gelen telkinler üzerine karar veriyorlar. Tutuklayın diyorlar. Tutuklanıyor. Hakimlere hakaret ediyor. Adalet nerede diyor adam hakimin ya. Hakimin karşısına ne zaman çıkarılacağını bile yukarıdaki bazı ortamlar bazı kişilerine bakıyor. Tamam. İşte hangi ülkeye diyeceksiniz bizim ülkemizde? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 161 rakamına göre. Evet. Hürriyete geçtiğimiz zaman efendim o konuyu da yorumladık demesi. Bugün bir numaralı haberidir. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'dan S-400'ü alıyoruz, kararlıyız, kaparosunu bile verdik demesi. Bunu bir değerlendirmesiniz bu ikisine. Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Hı-hı. Değişik ülkelerden farklı ve biriyle uyumsuz silahlar alırsanız bu Türkiye açısından gelecek açısından da çok surata bakın sonuçlar. Nasıl zorlanıyor bakın. S-400 füzelerine hangi gerekçelerle ihtiyaç duymuş bakmak lazım. Ama bakmak burada lazım. Türkiye'nin şu talebini de doğru kabul etmemiz. Batı'dan bizim adamlardan, bizim dükkandan, bizim marketten niye almıyorsun da Rusya'dan alıyorsun? Bak üzüntüye bak. Ulan S-400 bizim ne işimize yarayacak ya? Ne işimize yarayacak? Gökyüzünden her türlü bize yapılacak bir hava saldırısı, uçaktır, füzedir. Hepsini daha bizim ülkemize gelmeden havada inflak etmesine sebep olacak. Bütün bu koruyucu S-400 gibi Amerika'da savunma sanayisini geliştirmiş Amerika gibi Almanya gibi ülkelerin tümünde bu savunma sanayisi var. Biz onların müttefiki olmamıza rağmen bize vermiyorlar. Biz Rusya'dan bunu mecbur kalıp aldığımız zaman da senin gibi kendileri de havluyor da senin gibi küçük zahar itlerini işte gönderiyorlar. Ya niye Rusya'dan alıyoruz da niye ikisi de iki silah yan yana? Ne olur sarı inekle kara ineği yan yana bağladın. Ne olur ikisi de dursun biri sarı biri kara inek. Ne olacak? Ne olacak yani? Biri sarı biri kara diye birbirini mi yiyecek? İki tane silah yan yana olmazmış. Niye? İkisi de aynı cinsten miymiş? He? Yoksa kan uyuşmazlığı mı oluyormuş? Evlenmelerinde sakınca mı varmış? Kan merkezine gitmişler de bunlar evlenemez, sakat çocuk mu doğar demişler. Ne olacak? Onlar S-400'ü verir bize. Biz de 2 sene içinde S-400'ü çalışır, S'ini M, S, R, T'ye doğru gideriz, Z'ye doğru gideriz. En sonunda TR yaparız. TR-500. 2000 kilometreye kadar, 3000 kilometreye kadar, Londra'ya kadar uzanırız. Londra korkmaya başlar. TR-800 yaparız biz de. Ne olacak?
He? Sen bunu neden alıyorsun? Ulan her tarafımızda ateş çemberi. Neden alıyoruz biz ya? Ateşin ortasındayız ya. 15 Temmuz olayları olduğunda o gün neler çektik ya? Hava savunmamız ne kadar zayıfmış ya. 3 tane 4 tane uçak bizi ne hale getirdi ya. Bir tane kendi içimizdeki 3-5 hainle böyle mücadele ettik. NATO'su var, Rusya'sı var, Amerika'sı var, Almanya'sı var. Bir sürü şerefsiz hain dünyadaki bir sürü örgütler var. Bunların bazıları ülkemize saldırsa biz ne hale gelecekmişiz ya? Düşünsene ya. Ne kadar zayiat verdik ya. Yani Türkiye'nin bu tür savunma sistemlerine ihtiyacı var ve NATO'nun bunları şu veya bu şekilde karşılaması lazım. Türkiye'nin bu yöndeki taleplerini de lazım, lazım. Yağmur duasına çıkalım, lazım. Nak verir bize NATO. Hem konuşlanması hem evet, açıklaması. Dolayısıyla Türkiye'nin yetkisi var. Bunları kontrol ediyor. Gidebilirsiniz yolda. Eğer bunlar tercih etmeden önce neden bırak? Ne diyor Sezgin? Diyor. Ben isterdim ki ana muhalefet bu kadar şimdi. Evrensel Gazetesi'nde de diyor ki araştırın bunu diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar şehit veriyoruz. Hı. Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığına bakın. Hı. Ben isterdim ki ana muhalefet partisi lideri diyor bir şey söylesin buna diyor. Söylersiniz. Söyledim ama orada söylemedim. Kendi itine savunuyor bak. Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Ne diyor? Bu insanlar öldürüldü silahlarla. Bunları araştırın. PKK'lılar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi? Araştırın. Araştır. Neden bunu söylüyor? Şunun için söylüyor. Bu dört kişi... Şimdiye kadar öldürdüklerimizin anında PKK yazıyordu sanki de ispat istiyorlar ya. Bunlar ispat vereceğiz. Sanki ölenlerin hepsinde PKK yazıyordu. Ulan şerefsiz. Köye gitmeden önce güvenlik sınırından geçiyordu. Güvenlik kontrolü. Terörü öldürüyorsun, yok yani ediyorsun da. Güvenlik elemanı alıyor, bunları kontrol ediyor. Gidebilirsiniz diyorlar. Eğer bunlar terörist... Nereden biliyorum yani? Güvenlik elemanların kontrol ettiğini bile biliyorum. Nereden biliyorum? Bu kadar biliyordun da niye devletle paylaşmadın? Ya da o terör örgütü üyelerini güvenlik tedbirlerinden sen ya da senin adamların mı geçirdi? Sizin orada kontrol olduğunu biliyor muydunuz? Hangi kimlikle geçtiler? Bu kadarı nereden biliyorsun sen? Ne gelmiş? Niye tutuklamıyorlar? Niye tutuklamıyorlar? Niye serbest bırakıyorlar? Bu olayı araştırmıyor. Bu kadar. Onun üzerinden giderek, Sezgin Bey üzerinden giderek işte PKK'ya destek veriyor, CHP vesaire falan filan. Biz açık ve net her yerde, her ortamda söyledik. Terör kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, hangi gerekçeyle gelirse gelsin, hepsine karşıyız. Bir kere de PKK'nın Allah belasını versin desene lan. Her nereden gelirse gelsin, her nereden gelirse gelsin, hepsine karşı. Ben de dedim ya, ben de ölümlerin hepsine karşıyım. Bütün ölümlere karşıyım. Kendi akrabamdan, kendi yakınlarımdan birisine gelene kadar herkese karşıyım. Hiç umurumda değil. Ama kendime oldu muydu? Bak nasıl ayağa kalkıyorum o zaman. Nasıl o zaman üzülüp ağlıyorum, sızlıyorum. Başkasından oldum, karşıyım. Ha böyle. Bunun gibi karşıyım anca. Başka bir şey yok. Yaptı. Her türlüsüne karşı. Ulan en birincisi başımızda PKK var ya. Bir keresinde PKK'nın Allah belasını versin. Bunu bir yok edin, imha edin. Sonuna kadar yanınızdayım, destekçinizim desene be adi. Ben karşıyım. Ben zaten dedim. Ben niyetimi önceden söylediydim. Ben 30 sene, 40 sene, 50 sene de geçse ben demiştim. Ona dayanaraktan gidiyorum. Kimse bana dokunmasın. Biz terör örgütüyle masaya oturmadık. Ben o zaten soru sordum. Sen PKK terör örgütüyle niye masaya oturdun? Niye oturdum? Ben sana söyleyeyim o açılımla alakalı. Bugüne kadar ne kadar Kürtler varsa PKK hepsini kandırdı. Dedi ki biz dedi sizin için mücadele ediyoruz. Biz bütün mücadelemiz sizin için. Size Kürtçe dil konuşturmuyorlar. Okulda Kürtçe konuşturmuyorlar. Gittiğiniz zaman kılık kıyafetinize karışarak ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. Biz Kürdüz diye bizi ayrım ediyorlar. Bizi memurluğa getirmiyorlar. Öğretmenliğe, yüksek doktorluk, hemşire, büyük makamlara getirmiyorlar. Hep kendilerine getiriyorlar. Bizi aşağılıyorlar. Bizi ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar diye bazı saf PKK'ları bazılarında hani onlara masum görüp onlara inanıp bir de deneyim ne olacakmış gibi cesine onlara inanıp onların peşinden giden Kürtleri kendi saflarına çekince devlet katil, devlet barbar, devlet size hizmet getirmiyor, devlet size iş vermiyor, devlet sizi burada imha etmek için Güneydoğu'ya
göndermiş, yol yapmıyor, okul yapmıyor, üniversite hiçbir şey yapmıyor. Hep böyle söylüyorlar. Hep söylüyorlar. Enerji vermiyor, şunu vermiyor, bunu vermiyor. Hep söylüyorlar. Peki bu adamlar da mecburen oradaki Kürtler de onların bu laflarına birinde inanıyor, ikincide, üçünde birinden birine inanıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti olarak ne dedi? Dedi ki ne? Kürtlere dedi ki ne? Biz hizmet getireceğiz. Biz size okul, ev, hastane, her şeyi yapacağız. Dilinizi konuşturacağız. Kürtçe programlar yapan televizyon, TRT'nin yayınları var. Kürtçe konuşabileceksin. Okula istediğin zaman okulda Kürtçe konuşabileceksin. Kimse sana karışmayacak. İş, aş, ne istersen her şey var. Okul getireceğim, yol getireceğim, baraj getireceğim, havaalanı, her şeyi yaptı oraya. Peki bunu yaparken kimle konuşacak? Varıp orada belediyenin halkına çıkıp da Kürtler, ey Kürtler, size PKK böyle böyle söylediydi. Ben de geldim, bak okul getirdim, böyle yapmış, şöyle yaptın mı diyecek. Hayır. Kim onları kandırdı? Kim onları kullandı? PKK. Ne yaptı PKK? Dedi ki onlara, sizin savunucunuz biziz. Size baskı yaparlar, size hizmet etmezlerse biz silahla onları bastırırız. Devlet ne yaptı? Biz o Kürtlerin, o Kürt kandırılmış Kürt vatandaşların hatırına dedi ki, bakın dedi, sizle konuşacağız. Sizi hiçbir zaman adam yurduna koymuyoruz ama sizle konuşacağız. Bir kere konuşacağız, son kez konuşacağız. Silahı bırakacaksınız, bu bir. Bundan daha doğal olmaz. Ve bu Kürtlere yapılmamış olan hizmetler ve verilmemiş olan hizmetler, yapılmış olan eziyetler, ne düşünüyorsanız hepsini, bütün hepsini liste yapın, getirin. Biz bütün bunların hepsini konuşacağız, düşüneceğiz, ayarlayacağız. Belli bir zaman süreç içerisinde hepsini yoluna sokacağız. Bunlar hepsini bir bir getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti olarak silahı da bırakmak şartıyla tek tek hepsi yerine getirildi. En sonunda ne yaptı HDP, BDP, PKK? Biz hendekler kazarak, biz dedi özgür yönetim istiyoruz. Öz yönetim istiyoruz. Kendi sokaklarımızı, kendi şehirlerimizi, kendi evimizi kendimiz koruyacağız. Türk polisi, Türk askeri buraya girmesin dedi. Gerçek nihayet kararını orada gösterdi. Savaşı tekrar başlattı. Onların, Kürtlerin koruyucusu, savunucusu, taraftarı, hizmet götüren hiçbirisi olmadığını onlara biz bu şekilde ispat ettik. Biz denedik. Her türlüsünü denedik. Eğer bunu da denemeseydik, o masaya da oturmasaydık, o Kürt kardeşlerimiz gidip onlara inanacaklardı. Bak, bizi öldürüyorlar demeyeceklerdi. Bak, bizi öldürür gibi yapıp sizi öldürüyorlar diyeceklerdi. Bir gün sizi de öldürecek bunlar diyecekti. Ama biz ne yaptık? Hepsiyle konuştuk, hepsiyle görüştük. Bütün yolları denedik. Onlar silah bırakmadı. Onlar Avrupa'nın pis işlerini, eroin, esrar, kaçakçılığını, insan kaçakçı, her türlü pis işlerini yapmaya devam ettiler. Biz onların gerçek yüzlerini ortaya çıkardık. Şimdi onların o Kürtlere söyleyebilecek hiçbir şeyleri yok. Ve bugün de Güneydoğu'da yapılan barajların, yolların, okulların, bütün mimarların, mühendislerin, işçileri kaçırıp